Yani hiçbir şeyle doymayan, kural tanımaya, her şeyi mubah zanneden, içerideki anlattığım bir adam. Nasıl çıldırmıyor o zaman? İçiyor kardeş. Beş vakit namaz gibi beş defa içiyor adam. Şimdi bu iç alemi bir kurala koyacağız. Ruhsal alemimiz, avelimimizin gaybtan beslenmesine sebep olan menfez pencere namazdır. Yani hava sıcakken bile e, Kemal arabayı güneşin altında 5-6 altı saat dursa hemen girmeyin derler de kapıyı aç uzak dur bir boşalsın içerisi. Ha. O içeriye virane olmuş. Camı açarsın dur e ya güneş girsin bir hava devriyor, bir rahat edelim e, dur. Ha. Namazsız adam böyle virane bir bina. Zulümatlı ve perişan diyor iç alem. Deprem olmuş ama yıkılmamış her şey birbirine dökülmüş hurda karşı olmuş.

Çünkü namaz Müslümanlar üzerine belli vakitlerde kılınan yazılı bir farzdır. Şöyle başlamak istiyorum. Bize sorsalar hiçbir kuralın işlemediği bir memlekette mi yaşamak istersiniz? Trafik kuralı yok. Hastane kuralı yok. Adliye yok. Emniyet yok. Eğitim yok. Yani bir devlet düşünün ki hiçbir yasak yok. Hiçbir kural yok. Herkes her şeyi yapmakta serbest. Bir dünyada, bir memlekette mi yaşamak isterdin? Uyması zorunda olduğu kurallar memleketine mi? Bir hayal edin böyle. Hiçbir kuralın olmadığı mutlak serbest. Hiçbir kural yok. Ne olur dediğimi bir hayal edin. Türkiye'yi hayal et. Hiçbir kuralın işlemediği, hiçbir haram yok, helal yok, adliye yok, emniyet yok, mahkeme yok, hastane yok, maliye yok. Hiçbir şey yani trafik kuralı da yok. Hiçbir kural işlemiyor gaye mutlakur. Böyle bir memlekette böyle bir hayal böyle bir İstanbul'da Fatih e, trafik kuralı yok, hastane yöntemi yok, adliye yok. Hiçbir yöntem yok. Bir de hiçbir yasak ve helal olmadığı herkesin her şeyi yapmayı helal oldu, hakkı olduğu bir dünya. Herkes her şeyi yapabilme hakkı var. Böyle bir Türkiye'de mi yaşamak isterdiniz? Yoksa herkesin yanlış dahi olsa veya eksik dahi olsa veya tam olmasa da bile kurallar, kanunlar memleketinde mi yaşamak isterdiniz? Herkesin her şeyi yapabileceği bir devlette, bir şehirde bak herkes her şey yapabiliyor. Nizam yok, intizam yok, kapıyı çalmak yok. Adam öldürme karam değil. Namuslar paymal Hiç öyle bir şey kural yok. Böyle bir dünyada. Yaşamak ister misin? Ne olur? Hayat emniyette olur mu? Sen kendini güvende hisseder misin? Kendini güvende hisseder misin sabah? Eve kim gelecek? Kim kapıyı kıracak? Herkes herkese her şeyi yapma serbest. Tam bu şehir böyle. İstanbul'da ne kadar dükkan var abiler? Ne kadar yollar var, caddeler var? Ne kadar insanlar var? İyi dinleyin şimdi bu misalimi. Böyle bir şehir söyledim size. Böyle bir kuralsız yaşamak istemiyorsun. Sokakları, adliyesi, eğitimi, maliyesi, polisi. Yani bir şehir düşün. Tamam? Böyle yaşamak istemedim. Güvende hissedemezsin. Bu İstanbul'daki dükkanlardan ve insanlardan daha fazla iç aleminde sokak var, cadde var, maliye var, emniyet var. Yani iç alem ondan daha fazla karmaşık. Daha fazla sokak var, daha fazla bina var, daha fazla oturan var. Şimdi dış alemde İstanbul'da sokakları düşün, trafik kuralı yok, emniyet yok. Herkes her şeyi yapabilme hürriyetine sahip. Haram yok, helal yok, cennet yok, cehennem yok. Böyle bir şehirde güvende hissedemez, istemezsin. Bu şehri hayal ettin mi abi? Güvensiz. Ondan beterdir iç alem. Psikolojiden bahsediyor. Yaklaştık, yaklaşırsanız daha iyi anlarsınız abiyle. Yaklaşın sirayet etsin. Dağınık olmayın diyor peygamber. Ha böyle gelin arkadaşlar. Gençler ha böyle gelirsin. Gel gel öne gelin. Peygamberimiz kızıyor da. Dağınık olmayın dedi. Tamam. O İstanbul'dan dediğimiz o güvensiz şehirden daha beterdir. Daha fazladır. iç alem. İstanbul'un sokaklarından, evlerinden, panolarından, e, dükkanlarından, insanlarından, zalimlerinden, doğrularından, yanlışlarından yani böyle bir şehir tasvir ettim. Anladınız değil mi? Bir de anlatmam gerekiyor böyle bir şehir. Ondan daha karmaşık iç alem. Şimdi böyle bir dış dünyada, kuralsız bir dünyada emniyeti kendini hissetmiyorsun. Yaşar mısın, yaşamak ister misin? Anladınız değil mi sahip? Yaşamak kendini güvende hissetmez. İç alem böyle ol, olmasını ister misin? İç alem daha karmaşık. Hiçbir kural yok içeride. Aklın nihayetsiz mertebesi var. Hayalin, tasavvurun, zannın, kuvve-i şeheviyenin, kuvve-i gadaviyenin, kuvve-i akliyenin, hissiyat denilen zaten haddi yok. Yani İstanbul'un ne sokağı, ne binası, ne insanı, hissiyat, nihayet, nihayeti yok. Nihayet yok. Aklın nihayetsiz fikirleri var. Vicdanın nihayetsiz isteri var. Kalbin nihayetsiz duyguları var. Ruhun nihayetsiz latifeleri var. Hat yok. Hak yok. Hudut yok. Bunların birbirine helal ve haramı yok. Caizidir, haramı helal yok. Birbirine girse, ne emniyeti var, ne hastanesi var, ne polisi var, ne adliyesi var. Kural yok. Diş dünyayı söyledim. İç aleme taşın. Hiçbir kural yok. Hiçbirisi birisini kontrol etmiyor. Ne olur hiç alem dışarıdaki gibi? Kaos olur değil mi? Bu dört tanenin dışında bir adam da geldi. Onun adı da nefis. Nefis aynı böyledir. Böyle vücudu vardır. Hayal zannetmeyin. Nefsiz böyle bardak var değil mahluktur. Nefsi tutarsınız. Vücud haricisi var ya. Yani vücudu ilmisi yok. Vücudu haricisi var. Şimdi nefsin ruhunu söylüyorum. Nefsin ruhu hevadır. Nefsin kalbi hevestir. Nefsin içsel hissiyatları hislerdir. Nefsin aklı nedir biliyor musunuz? Vehimdir, vesvesedir, şüphedir, tereddüttür, zandır. Kaç etti adam? Beş kişi var şu anda. Böyle bir nefis var içeride. Böyle bir akıl var içeride. Böyle bir vicdan var içeride. Yani nefis denilen bir sistem tasvir ediyorum namaz nedir diye geleceğim. İç alemde yani İstanbul'dan daha karmaşık olduğunu görün. İç halde bir nefis var. Nefsi lemir sahibi, vücud harici sahibi mahluk var yani. Geylani çıkartmış dışarıya. Duyduğumuz bütün fena sözlerin, seslerin toplamı kadar ses seslerle çıktı. Bütün aldığın alacağın bütün kokuların, tatların, düşünce ne varsa hepsinin en zirve pisliklerinin toplamı kadar ses koku, görüntü, şekil böyle bir mahluk tabağa çıktı. Böyle oynuyor. Seslerin bütün pisliklerin, bütün seni korkutan sesler, bütün kokular, bütün şey tatlar, her şey ya. Her şeyin en zirve pisliği. Böyle önüne koydu. Bu. Koy dedi içine. Hop süzüldü. Şimdi iç, içimizde duruyor. Böyle bir adam var. Memleketini kurmuş kural tanımıyor. Aklın nihayetsiz fikirleri var. Onda bir şey var. Sonra biraz da içeriye giriyoruz. Nefis dedik. Dışarıdan içeriye soğan kabuğu gibi. Ve namaza gireceğim. Böyle bir nefis var. Hiçbir kural tanımaz. R nefsin ruhu bir de söylüyorum. Heva. Kalbi heves. E iç alem vicdansızlığı hissiyat. Aklı vesvese, vehim, zan, tereddüt, şüphe. Böyle bir aklı da sahip. Bu bir. Gir içeriye. Nihayetsiz aklın mertebesi var. Nihayetsiz vicdanın his, hisleri var. E, kalbin nihayetsiz duyguları var. Vicda, şey, ruhun da nihayetsiz latifeleri var. İç alem düşünün. Herkes birbirine mücadele etmeyi de muba. Helal yok, karam yok, kural yok. Nasıl yaşanır? İşte bu çeşitlilikleriyle şizofreni, paranoyak, narşist bir sürü isimler verilmiş. 14 tane. İşte onların diş salı. Şimdi bu iç alemi bir kurala koyacağız. Bir de başka yerden onu besleyeceğiz. Hemen ben hem şey yapayım. Namaz sonuç değildir. Namaz süreçtir. Süreç, süreç. Penceredir. Penceredir hemen başlayacağım. dışarıyı seyretmek, dışarı içeriye taşınmasına nurun, ışığın, ziyanın, havanın içeri girmesine İçerideki adam da dışarıyı seyretmesine vesiledir namaz. Namaz içerideki o beş tane ayrı şahsiyetlerin haramları, helalleri, haddini ve hududunu belirleyen bir sistemdir. Namazsız içeride artık biraz önce söyledim. Böyle bir İstanbul adli yok, emniyet yok, hastane yok, e, sağlık hiçbir şey yok, trafik kuralı yok. Herkes her şeyi yapabilme hürriyet serbestliğine sahip İstanbul'da. Kural yok. Emniyet yok. Haram yok. Herkes her şeyi, adam öldürmek, zina yapmak, onun kapısını kırmak, onu öldürmek. Böyle bir hat tutut yok. Yaşarmak ister misin? Ondan beterdir iç hali. Aklı uyuşturmayı çözüm görüyorsa içine hayal et. Böyle bir şehir değil. Kural koymamız gerekiyor. Dur. Hayır. Haddini bil. Hududunda kal. Geçme yerine. Orada dur. Sen de hukukun orada. Senin vazifen bu. Giremezsin buraya. Bunu kim söyleyecek? Namaz. İç alemin sistem bütünlüğünü yapıyor. Namaz. Bak insana bak insana. Ey şiken perver nefsim. Bu, bu anlattığım şekilde dinleyin bir de. Zaten biliyoruz ya biz. Böyle hani bir birinci söz. O oh, zaten biliyorum diye ön yargılaya bakınca bir şey alamıyoruz. İskalayıp geçiyor manalar. Ey şiken perver nefsim. Yani hiçbir şeyle doymayan, kural tanımayan, her şeyi mubah zanneden, içerideki anlattığım bir adam, nefis denilen aynı böyle vücudu ilmisi değil, vücudu haricisi var. Mahluktur. Ruhundan bahsettim. Nefsin ruhu var. Nefsin kalbi var. Nefsin içsel vicdan, vicdansızlığı var. Nefsin aklı var. Onu aldatıyor yani. Gerizekalı değil ki nefis. O da biliyor. Aptal değil ki. Şeytan gibi böyle mahluk. Tamam. E bu ey böyle bir nefis. Acaba her gün her gün ona diyor. Anlamasa ona der mi? Ona diyor, her gün her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin. Sana on, onlar usanç veriyor mu? Ona diyorsun. Diyor yani, akılsız değil ki. Aklı var da ona hitap ediyor. Madem vermiyor, çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden uz, usanç değil, belki telezüz Yani, Peki, iç alemde bir şehir kurdum, İstanbul. Diyor ki, öyleyse senin cisminde, şu kutuda, ben şu et ve kemikle mi Hasan'ım? Buna mı insanım? Değilim. Ben et kemik değilim ki. Et kemiği kullanıyorum. Araba gibi, at gibi. Biz bu değiliz ki burada değiliz. Burası et ve kemik ya. Tabut. İnsan ruhu buna uygun mu? Zaten buradayız. Çıktı ne zaman çıktı ki? Yani burada yaşamakla, toprağa yaşamak ne farkı var ya? Ben bu muyum yani? O toprakta toprak değildir. Toprak, Mikail Aleyhisselam vücut haricisidir. Ben nasıl bunu kullanıyorsam. Bu Mikail Aleyhisselam vücudu haricisidir. Vefat eden Mikail Aleyhisselam'ın sinesine giriyor. Peki kafir nereye giriyor? Mikail Aleyhisselam'a hayır. Malik. Cehennemin mümessili olan Malik. Toprak Malik'e dönüşüyor. Malik'in vücududur. Ver. Toprak. Toprak değil. Ne demek? Giren ne oluyor? Senin bedenin ben bedenle mi asanım? Ruhun bedene girince ben bende, beden miyim? Aynı bedene girmek neyse toprağa girmek de öyledir. Ama adam gibi girerse tabii. Eğer Malik karşılarsa Malik'e dönüşüyor. Malik Mikail. Mikail Aleyhisselam'la Malik. Cehennemin mesili. İşte bu içeride beş tane sistem çalışıyor dedik. Bir nefis var. Böyle aklı var, ruhu var, kalbi var. Bir de akıl var bizde. Bir de vicdan var bizde. Bir de kalp var, bizde ruh var. Hepsi birbirine dengeli çalışması lazım bir yöntem getirmen lazım. Emniyet getirmen lazım şehirde. Trafik kuralları koyman lazım. Sağlık teşkilatını koyman lazım. Eğitim koyman lazım. Bu kadar devlet müesseselerini koyacaksın. Ahenkli koyacaksın. İş, iş taksimi yapılacak. İşçiler olacak, dükkanlar olacak, patronlar olacak. Yani herkes her şey yapacak. Bak sistem çalışıyor. Aksadığı zaman duman oluyor İstanbul. İç alemde böyle. İç alemde sisteme koyman lazım. Nasıl koyacaksın? Bak diyecek. Öyle diyor senin hanei cisminde şu beden denilen ülkede saray diyor 23. sözde senin arkadaşlar olan kalbinin gıdası var. Duyguları var kalbin. Bir sürü ruhununa hayatı var. Ruhun hayat hayatın kaynağına ihtiyacı var. Bir de latife-i insaniye var ve latife-i rabbaniye var. Bunlar nedir diye duyuyorsunuz yine ama gençler latife-i rabbaniye sıkıntımızın sebebidir. Uf. Uf. Yapıyoruz ya bu. Sebebi gıdasız olduğunda. Ne bilmiyorum ya. Uf. Yapan bu. Latife-i Rabbaniye. Ne ile tenefs edecek? Ya bana bak atsana şu camı. İçi karanlık. 10-15 sene hiç babanın evi, dedenin evi hiç açılmamış köyde. 15 sene. Hiç güneş de girmemiş. Pancı kapalı 15 sene. Gitse ne olur o eve? <gülüyor> <gülüyor> yani hava sıcakken bile e, keman arabayı güneşin altında 5-6 altı saat dursa hemen girmeyin derler de kapıyı aç. Uzak dur bir boşalsın içerisi. Ha. O içeriye virane olmuş. Camı açarsın. Dur e, ya. Güneş girsin bir hava devriyor. bir rahat edelim. E, dur. Ha, namazsız adam böyle Virane bir bina Zulümatlı ve perişan diyor iç alem Ne demek biliyor musun perişan Deprem olmuş ama yıkılmamış do 9 derece şiddetinde Her şey birbirine dökülmüş Ne raf kalmış Ne bardak kalmış ne çanak Her şey birbirine dökülmüş Kırma, hurda karşı olmuş Böyle bir depremlenmiş Bir ev yıkılmamış Orada rahat eder misin Buna ne deniliyor biliyor musun Perişan perişan. Başka zulumatlı, sipsiya. Camlar kapanmış. Dedem ölmüş ya. Camlar kapanmış, panjurlanmış. Bir de evin etrafından sarmaşıklar sarmış. Binayı sarmış yeşillik. Bina olduğu da gözükmüyor. Buna zulümat deniliyor. Şimdi orada ne olur? Haşarat olur, akrep olur, yılan olur. Akrep gördüğün zaman yılan... Aa burada yılan ne işi var der misin? İnsanların içi Fikirleri ister ya akrep, ya yılan ya domuz ya çakal ya fare. Ustad beş tane söylüyor. Ya çakal kurt veya ikinci bozulma nedir? Birincisi şey maymun. İkincisi çakal köpek. Üçüncüsü yılan. Dördüncüsü ayı. Beşincisi hınzir, domuz ya. Yani. Bu hale gelmiş iç alem. Ustadın söylediğini söylüyorum. İnsan bozulma süreci böyle beş tane süreçte olur. Maymun olmadan çakal olamaz. Bir insan çakalsa, ulan çakal gibi adam ya. Kurt, çakal, köpek gibi ya. Çakal gibi böyle. Ha o nasıl ona gelmiş? İlk önce taklitçi olmuş, maymun olmuş. da terakki edince olmuş çakal. Çakallıkta e, maymun, çakal toplam olunca yılan olmuş. Yılanı ısırmaktan, zehir akıtmaktan, zarar vermekten, zulmetmekten, sana dokunmaktan, seni rahatsız etmekten lezzet alıyor. Böyle bir ruh. Bu yılan. Altyapısında ne var? Hem maymun var, hem çakal var. İkisi olursan otomatik o ol, yılan olur. Yılan da eklenirse bu üç tane ayı olur. Bu dört tanenin bütünselliği de domuz olur. Domuz, namus mevhumu yoktur. Yani namus derken ille cinsellik değil. Şahsiyet yoktur. Namussuz adam deyince... ...karakter oturmamış. Kimlik ve kişiliğini yitirmiş. Hayatı ıskalamış. Kendisinin insan olduğuna... ...kendisi bile şahit değil. Domuz o demek yani. Hiç, yani domuz namussuz demek. ille eşini kıskanmayan değil. Kişilik yok. Yok böyle bir şey. Et ve kemik. Leş. Leşoviç. İşte senin hani cisminde senin arkadaşların olan kalbinin gıdası, ruhunun abayatı, Latife-i Rabbani'nin havai nesimini cezbe celbeden namaz dahi. Yani Latife-i Rabbani şuydu. Biraz önce söyledim. Dedelerinden kalma asırla 50 sene gidilmemiş. Sarmaşıklar sarmış. Camlar kapalı. Panjurlar kapalı. Deprem olmuş. Hurda haş olmuş. İçerisi kaynıyor. Artık sinekten, İçeride kurtlardan haşeratın. <laughs> orada nasıl yaşarsın? Hop oh be ya kö. Bir yere giderken bir uğrayayım diye bir akşam kalayım orada. Yani 50-60 sene önce bir yataktı zaten. Akrep midir, yılanlar falan. El yordamıyla girdin oraya. Işık yok. Yatar mısın? İşte böyle bir alem. Böyle bir ev. Namazsız ev böyledir. Namazsız beden böyledir. Latife-i Rabbani. Bir daha yapıyorum. bu Latife-i Rabbaniye cam açık değil. Ustad diyor ki orası perişan zulümatlı. Sana hissettirin. Gene bunu Allah'a şükret de hissediyorsun. Uf, puf. Diğerleri ne hissetmiyor? Uyuşturuyor. Uyuşmuş. Gene hissetmek nimettir ki çareye bakacaksın. Latife Rabbani'nin Havai Nesimini cezbe celbede namaz dahi seni usandırmamak gerektir. Şimdi insanı tarif ediyor. İnsan nedir bak. Bir, insan denilen şu mabet en kutsi mabet Kabe bile değil. En kutsi mabet insanın bedeni ve cesedidir. Orada tavaf eden kalptir. Kalptir. Namaz kılacağız. Namazı dışarıda kılarız. Salatı biz içeride yaparız. Kitap okuyanlar için söylüyorum. 46. sayfa sözlerde. Eğer içeride ruh, kalp, vicdan, akıl, salata kıyam ederse diyor. Ustad 46. Salata kıyam ederse. Yani ruh, time pekmez karıştır gibi. Ruh, kalp, vicdan, akıl, bütünlüğü, iç alem, şu mabettir, Kabe'den kutsidir. Kabe'yi anlamlandıran beden insandır. Bu bedende bu dört tane sistem ruh, kalp, vicdan, akıl kıyam ederse kıyam. Üç alemde hakim olursa salata kıyam deniliyor. Salat namaz değil. İçinde namaz da var. Yaptığını nereden biliriz? Beden arzda namaz kılar. Alamet olur. Ruh bedende salata kıyam ederse, salata kıyam kalkarsa, bedene hakim olursa, en kutsi mabet bedendir. Ruh bedene kıyam ederse, salata kıyam ederse, kıyam demek ayakta hakim olursa bedene, beden ne yapar? Yapmak zorunda kalır. Arzda dünyada namaz kılar. Namaz salat. Bedenin kıldığı namazdır ruhun bedene kıyam ettiği salattır. Onun için salatın farzı 3'tür. Namazın farzı 12'dir. Nerede söylüyor? 46. sayfada. Evet. O kadar harika ki şimdi okuyacağım. İnsan neymiş? İç alemdeki emniyettir, adliyedir, hukuktur, hastanedir, trafik kurallarıdır. Herkesin haddine, hududuna saygı gösterdiği Manevi nizam manzumesidir. Haktır. Olmaz ya. Oğlum o komşunun dalından düştü ya. O bizim değil ya ceviz. Götür o komşunun dikkat edildiği bir şehir. Bu işte kim yapıyor? Hayır yavrum olmaz. Ses yapma komşu rahatsız. Trafik kuralı kırmızıda kırmızıda geçme karamdır. Batısı diyecek ki ya eskide peygamber zamanında kırmızı ve şil lambam vardı. Vardı. Kulakkıdır. Kulakkı. Kulakını her şeyi Helal ve haram kavramın içine girer. Mesela uçaktan düşüp ölen şehittir dedim Almanya'da. Abi o zaman dedi uçak mı var dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam din bir şey söyler, bir kanun söyler. Efal onunla bağlıdır. Yüksekten düşüp de ölen şehittir. Yüksekten, şuradan demiyor ki yüksek. Bak görüyor musun? Kul hakkı işte de kul hakkı da haramdır. Kırmızıda geçmek haram olduğunu geçip de başkalarının ölümüne vesile olanların ahirette sorulacağını o katillere o soru sorulacağını orada görecek haram mıdır helal mıdır? Katillere insan öldürenlere onun ne suçu vardı öldürdüğün sorulduğu zaman katil ya insan nedir? Nihayetsiz tesurat ve elemlere maruz. İnsan tarif ediyor şimdi. Bak iç alemde. Ne, ne kadar? Abileri iyi dinleyin. Nihayetsiz. Tesurat demek tesurat. Esef falan, üzülen. Ne kadar üzülür? Nihayetsiz. Sır ne kadar üzülür? İki tane. İki tane derdi vardır. Ot ve su. Ayakkabı derdi var mı? Geçim derdi var mı? Gözlük derdi var mı? Araba tamir derdi var mı? Sığırım böyle bir derdi yok ki. Ah olan ah şu uçağı binemedim der mi ya? İnsan ise nedir? Nihayetsiz tesurat ve elemlere maruz. Pişmanlıkların hoaddi yok. Elemler her şeyden elem alıyor. Maruz ve elemlere maruz ve muptela. İnsan ikinci şık nihayetsiz telezüzata ve emellere meftun. Nihayetsiz lezzet çeşitlerine ve emellere arzu ve isteklere sahip. Ne ister? Allah'ı bile istiyor. Allah'ı bile istiyor. Yani istediği insanoğlunun istediği şu kadardır. Bundan fazla başka istemiyor. Denilebilir mi? İnsanın ihtiyaç dairesi ne kadar biliyor musun? 17. Sözde söylüyor. Hayal dairesi kadar büyüktür. İnsanın ihtiyaç dairesi. Onun için derler ya ne dünya. Senin gözünü toprak bile doyurmaz. İnsanın ihtiyaç dairesi veli nereye kadarmış? Hayal dairesi kadar. Hayal nereye ettin? Oraya kadar. Cenneti vermiş şair, veli ya insan. Bana seni gerek seni diyor. Razi değil, memnun değil çünkü cennetten üstündür insan. Hizmet alan insandır. Hizmet veren cennettir. Binanın içindeyim diye bina benden daha değerliydi ki. Burası bana hizmet veriyor. Cennet de hizmet veriyor. İnsan üstündür. İnsan nihayetsiz telezüzata, lezzetlere ve emellere. Emel, emel. istekleri ne kadar nihayetsiz. Meftun ve pür sevda bir kalbin böyle bir kalp. Kut ve kuvveti yani gücü ve enerjisi içsel yapısı beslendiği güç kim olabilir? Böyle bir insan tarifi yaptı bir daha. Nihayetsiz tesurat elemlere maruz ve muptela. Ne kadar? Nihayetsiz elem alabiliyor, nihayetsiz lezzet alabiliyor. Nihayetsiz istekleri var, nihayetsiz reddedilmeleri var. Acizliği, fakirliği nihayetsiz. Buna ne lazım? Nihayetsiz. O zaman ona her şeyi kadir bir rahimi kerimin kapısını niyaz ile çalmakla elde edebilir. Yani ancak Allah ile mutmain olur. Vallahi Ümraniye senin olsa, İstanbul senin olsa, yemin ederim cennet de senin olsa memnun olamazsın. Memnun edilemez. Memnun olmaz insan fıtratı. Cennet bile başka hiçbir şey yok. Allah ya. Peki bu Allah ile bir münasebet olmak İnsan merak etmez mi ya? Bir sebep olsa da görürsek ya. ya. Ya kim bu? Musa Aleyhisselam'ın demiş, şey, ümmeti Kur'an'da geçiyor. Ya Rabbi, ümmetim soruyor. Senin Rabbin kimdir? Ne diyeyim diyor? Rab. O da diyor, en Allah." De ki ben Allah'ım. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus lezzeti mukaddesesini düşün. Böyle bir Allah. İyi ki böyle bir sahibimiz var. İyi ki Allah var. İyi ki alemimizde Allah var. İyi ki kuralları var. İyi ki kendisini bizimle görüşmeye müsaade etmiş. Dese ki tamam. Gideyim. Dünyada yarattım seni. Cennete de yarattım. Hiçbirinize karışmıyor. Ne yaparsanız yapın. Her şey serbest. Böyle bir cennet ister miyim? Böyle bir Allah ister misin? Seni bırakmış. Ne yaparsan yap. Şöyle diyeyim ya. Bir fabrikaya girdin. Fabrikaya girdin. Herkes tıkır tıkır çalışıyor. Hiç kimse seninle ilgilenmiyor. Maaşın yatıyor. Ama sana iş veren yok. Selam veren yok. Selam alan yok. İş ver. Ya hey arkadaş kimse yok mu? Aa, hiç kimse dinlemiyor. Ya müdür yok mu ya? Ben buraya geldim maaş alıyorum. Her gün geliyorum kimse bana ilgilenmiyor mu? İş yok. İş vermiyorlar. Herkes çalışır tıkır tıkır. Bana iş veren yok. Soru soran yok. Niye geldin yok. Nasıl yaşarsın sen o e, fabrikada? Hiç kimse seninle ilgilenmiyor. Böyle bir şey böyle fabrikada yaşanır mı ya? Hiç kimse seni ilgilenmiyor. Hiç kimse. Öyle bir Allah ki haşa. Atmış seni. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Doğrularında yanlışlarında. Bu sana uygun bu sana değil. Seni cennetine cehennemine de ilgilenmiyor. Gitti soktu oraya. Ne yaparsanız yapın. Ne haliniz varsa görün. Böyle bir cennet olur muydu ya? Böyle bir Rab olur mu? Böyle bir Allah olmaz ya. İyi ki yok yani. İyi ki ilgileniyor. Allah kim sen ben kim ya ben kim sen kimsin ya. Allah diyor ki yapma etme gitme. Bak böyle ya. Bizim seviyemize nasıl iniyor? Etten ezulat ilahiyat ala okulü beşer. İnsanların seviyesini inmesi ne kadar merhametli ya. Allah kim sen kim ya. Allah kim ben kim. Bizim seviyemize inmiş ya. ilgileniyor bizimle. Meşgul oluyor. Kurallar koymuş. Yapma bak iç alemin böyle bir kaos. Öyle birbirini yiyecek yani. Kurt köpek birbirini. Yani böyle biraz önce anlattığım bir bina gibi. Şehir gibi. Böyle bir şeysin. Dur. Bak bunlara uy. Bak buraya uyarsan bu kuralı burada geçemez. Bu burada kalır. Bu da burada olur. Bu haddini bilir. Bu hududunda kalır. Bu yoksa parçalayacak seni. Köpekten beter değil mi vesvese? Sırtlandan daha rezil değil mi vehim? Vehim vehim. Kafa cehennem burası cehennem değil mi? Ne ararsın o cehennem? 222'de söylüyor Mesnevi Nuriye'de. Müslümanın cehennemi cismanisi var ya ahirette. Cehenneme gitse bile cismani cehennem. Kafirin cehennemi manevisi dünyadaki bu daha beterdir. E niye peki şey çıldırmıyor? Uyuşturmuş. Zırr. Dişçi uğraşırken niye çıldırmıyoruz? Çünkü uyuşturduğu için. Bak cehennemi cismani Müslümana koy kefeye. Kafire cehennemi manevisinden cennet gibidir diyor. Mesnevi Nuriye 222. Ne demek istiyorum? Cehennem bu orta. Sırtlandan beter değil mi? Vehim. Arkadaşlar vehimi bilir misiniz nedir? Bir kaptı mı? Onun şu anda tıptaki 14 tane çeşidi var. Narşist olur, şizofreni olur, paranoyak olur. Bir kaptı mı vesvese? Ne gecen kalır, ne gündüzün. Ne ailen kalır, ne sağlığın kalır, ne kişiliğin, ne kimliğin. İç alem cehenneme bir döndü mü top gibi, göğsün ateş gibi. Yani çözümü, geliyorsun çözüme bak. Bir şeyden kurtuluyorsun, çözümü buldun. Hayal edemiyorsun diyeyim. İç alemi, işte onu nötrüze eder, kontrol altına alan, sana hizmetçi halini getiren vehmi bu sisteme uymak kurallara, kurallar şehrinde yaşamaktır. O kurallar nasıl ki dış dünyadaki şehri kuralsızlık olduğu gibi iç alemde de kuralsız yaşayamazsın. İç alemin kural sistemi yani devleti, hükümeti namazdır. Şehrin devleti hükümettir, devlettir. Şehrin, Türkiye'nin devleti var, hükümeti var. Yani güzel bir çalışma olsa. Ama kalktığını hayal Ne devlet var ne hükümet var. Herkes her şeyde serbest. Haram yok. Nasıl olsa, nasıl olurdu böyle bir şehir? Hiç alemde de hiçbir devletin yok. Hiçbir kural çalışmıyor. Herkes her şeyde serbest. Vehim serbest, vesvese serbest, fikir serbest, zan serbest, şüphe serbest, his serbest, duygu serbest. Herkes serbest. Haddini, hududunu bilen yok. Ne olur orası ya? İşte daha işte. Çıldırıyor. İnsanlıktan çıkmış. İnsanlıktan iç alem kaos. Her şeye, bu insana ne lazım? Her şeye kadir. Bir rahim Kerim'in kapısını niyaz ile çalmakla. <laughs> niyaz ile çalmak. <laughs> allah Ekber. Çalmak. Kapısını çalmakla elde edilebilir Evet, şu fani dünyada kemali suratla... ...vavelyayı, vavelyayı, frakı koparan, giden insan... Nasıl böyle kopuyor ya? Ömür gitti, iştah gitti, diş gitti, sevdiklerin gitti, dostların gitti. Allah kadar. Bak kimler kaldı? Kimler kaldı ya? Vavelya'yı frakı koparan ekser mevcudatla kadar bir ruhun abu hayatı ise. Yani böyle bir insana e, abu hayat, hayat suyu. Hani var ya böyle baraj yapıyorlar da tamamen suyu kesmiyorlar. Abu hayat diyorlar o suya. Deredeki kurbağalara, karın şunlara, bunlara, balıklara su oluyor. Abı hayat derler. İnsan da böyle bir olumsuz bir cemiyette ruhumuzun abı hayatı nedir o? Her şeye bedel bir mabudu bakinin, bir mahbubu sermedinin çeşmeyi rahmetine namaz ile teveccüh etmekle içilebilir. Şimdi insana tarifini devam ediyor. Üçüncü şık. Fıtraten ebediyet isteyen. İstemeyen var mı? Evet. Ebed. Ben evet istemiyor. Yalan söylüyor. Fıtraten ebediyet isteyen. Üç. Dört. Ebed için halk olunan. Ezeli ve ebedi bir zatın aynısı olan. Sonra nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan. En, en ufak bir laf seni etkiliyor. Hani diyorsun ya. iki sene önce sen bana falan yerde böyle demiştin. Ya i̇ki sene önceki lafı unutmadın mı? Hala kırgınlığın gitmiyor. Sen sığıra yanında Kur'an okusan, hakaret etsen hiç umrunda mı ahırda? İnsan öyle mi? Bir bakış bile senin duyanı çökürtüyor. Ben ne yaptım ki ya böyle bakıyor ya? Hayırdır ya bu adam ne böyle yapıyor ya? Bir laf değil, seni aşağı indir sevdiğinin bir lafı. Bir lafta da senin sevdiğini yukarıya çıkarır. Hiç unutmuyorum hastaneye. Hakikaten öyle. Ya ben de Allah'ını seversen ya. O kadar da endişe ettim ya. Beşe var zannediyorum lan normal kardeşim ya bu kadar. Ne olacak yani? Entübeye gidecek ha. Yoğun bakımda doktor dedi ki bir dakika müsaade ederiz dedi. Ya dedi bu adam. Kalktım almaya gittim. Ya ben de bir şey var zannettim. Öyle değil mi abi dedi. Yok Allah'ın sözü şimdi doktor dedi ne entübesi ya. Şimdi yoğun bakımdan servis alacaklar seni dedim ya. Yani ben de bir şey var zannettim. Oysa yoğun bakım bitti entübeye geçecek. Entübede de beş, bin kişiden beş kişi geri gelecek geliyor. Ya Allah Allah bir laf. Bak adamı nasıl dibe nasıl yukarıya alır. Böyle, öyle ya diyor. Tabii canım. Allah Allah bir şey var zannediyorsun? Lan o kadar da büyüttün ya. Neyse biraz böyle nafi böyle barla da geçiyor. Sen Senin böyle bir nasihatin bin ilaçtan, nafil ilaçtan faydalıdır diyor. Meyus ve ümitsiz bir hastaya diyor. Bak meyus ve ümitsiz bir hastaya böyle onu ümitlendirecek yeisini kaldıracak bir söz ilaç ilaç neymiş ya ilaç bir şey değil ki. Kalktı oh be ya dedi. O oh, ibreler Hop. Dedi. güzel çay mı? Sonra geldiler alacaklar değil mi? Daha bir dakikanız oldu diye. Baktı heyecanlandı. Ben de Almanca bilmiyorum kadın heyecan. Doktoru çağırdılar. Bir şey sistem baktılar normala dönmüş. Doktor baktı. Bu diyor pastör müdür dedi. Aynı böyle. Bu yani hoca mıdır? Kalsın dedi bunlar. Kalsın. Bunlar. hurufumu mukatada okuduk. Mubala etmiyorum. 2-3 gün sonra çıktı geldi. Ama vefalı da yani. Kalktı Türkiye'yi ziyaret etti. Neyse niçin söylüyorum? İnsan nihayet derecede nazik ve letafetli. Ama bir vehim kaptı mı ne kansere benzer, ne vereme benzer, ne felçe benzer, ne köre benzer, ne sağra benzer. Ama'nın bir çaresi var sopayla. Felçin bir çaresi var tekerlekli böyle. Ama bu bitti mi? Bu vehim Beyin buraya girdi mi? Beyin mesela her şey bitti. Eğer tutunacak bir şeyin yoksa, eğer bir cemaatin yoksa, seni motive edecek bir eserin yoksa, bir takıldığın bir yer yoksa, bildiğim için söylüyorum. Nihayet derecede nazik ve letafetli bulunan insan, zişur bir sır insani. İnsan neymiş? Şöyle bir şeymiş. Fıtraten ebediyeti istiyor. Koy suyun içine. Bak, tayin pekmez karıştırıyorum. Sır insan kimmiş? Sır insan. Fıtratın ebediyeti istiyor. Koy. Ebed için halk olunmuş. Koy ama fanide. Ezeli ve ebedi bir zatın aynesi. Koy. Nihayetsiz derecede nazik. Her şeyde etkileniyor. Koy. Ve latif, letafetli. Koy. Bunların toplamına zişur sırrı insani deniliyor. İnsanın sırrı. Böyle bir şeymişiz. İnsan olmak kolay mı? 30. pencerede diyor ki ayni samet olmak kolay mı diyor? Kulüvallahu <laughs> ehad. Allahu samet var ya ikinci ayet. Kulüvallahu <laughs> ehad demek kökteki çekirdek. Küllehu <laughs> küfüven ehad. Son ayet var ya o da meyvedeki çekirdek. Allahu <laughs> samet demek o ağacın kendisi. İnsan şeceri hilkattır. Ayni samettir. En cami Allah'a ayna. Yani şöyle yapayım. Ruh kabul edin şu aynayı. Şu, şeyi, şu ruh La teşbi ve la temsil. Güneşe de şemsezeli haşa olsa. Güneş buraya vursa. Buradaki güneş ne odur ne değildir. Ne denilir? Ne aydır ne gaydır. Şimdi buradaki güneş onun buradaki tezahürüdür. Bu. Peki ben bu güneşi bahçeye ve bodurma yansıtsam yansır mı? Aktarılır mı? Aktarılır. Şimdi bu ayna dese ki akıllı şuurlu. Güneşi kabul etmiyor. Bu güneş benim. Ben bir ayna mı falan değilim. Burada gözüken benim. Kendisini güneş zannetse ne olur? Aynı bunun gibi. Ruh aynasında Allah tezahür ediyor. Taayyum ve teşahhus ediyor. Allah ruhta. Allah kimdir? Bakidir. Ezelidir. Ebedidir. Ölüm yoktur. Onda ölümü yok. Ha, şimdi bu aynada gözüken ezeli ve ebedi ölümsüz olan Allah'ı anlamak için ayna iken biz. O Allah'ın bekasını, ezeli ve ebediyetini anlamak için iken bu ayna. Bu ayna kendisini ezeli ve ebedi demeye kalkarsa onun adı ölüm korkusudur. Yani ölüm korkusu demek kendisini ölümsüz, baki zannetmekten, bekasını aramaktan. Oysa ruh aynasında beka arzusu Allah'ın bakiliğini anlamak iken Allah'ın bakiliğini anlaması gerekirken bedeninin bekasını arıyor. Ebediyetini arıyor. Ölmemesini istiyor. O zaman onun adı peşin cezası ölüm korkusudur. Sır insanı time pekmez karıştırır gibi. Bir, fıtratın ebediyeti istiyor. Kat, evet için halk olunmuş. Kat, ezeli ve ebedi bir zatın aynısı. Tam kat biraz önce yaptım. Baki. Bakiliğimi arıyorum. Ya onun baki olduğunu anlamam lazımdı. O ya baki entel baki. O baki sensin her şey fanidir anlamam gerekirken. Onun bakiliği değil kendi bakiliğimi aradım. Kendi bekamı istedim. Kendi bekamını bir şey yaptım bedenimin istedim. Ama mümkün mü vücudum inkıraza gidiyor. O işte Allah ile benim aramdaki farkın cezası ölüm korkusu. Ne yaptık? Fıtratın ebediyeti istiyor. Ebediçi içi halk olunmuş ezeli ve ebedi bir zatın aynısıymış. Koy başka nihayetsiz derecede nazik, nihayet derecede letafetli, komple zişur. Bunun adı sırrı insani. Vay. Ben de zannettim ki insan bu kemikten Lan hiç merak etmiyor musun ya yani şu ayaklarım ayaklar. Yani bu, benim, ben, ben neresindeyim ya bu neyiniz yani. Bu uzantılar parmakı. Yani ben miyim şimdi bu? Bu ne senin? Ne Kullanıyoruz işte ben. Arabayı kullandığım gibi. Gözlüğü kullandım. Gözlük diyor, kullanıyorum. Gözlüğü görmüyorum. Ha şimdi gözlüğü görüyorum. Ama şimdi gözlük de görüyor. Beden de aynı bunun gibi. Gözlük ya. Adam dese ki gözlük benim. Gözlüğe göz diyor. Gözlük de bakın. Şu, dışarıdan bakarsan gözlüğü görürsün. Takarsan gözlüğü göremezsin. Gözlükle de görürsün. Bu beden de böyle. Çıkınca ha. ha. Vay be ben de gözlük varmış ya. Beden de buymuş. Vefat anı bu. Vay be. Takınca gözlüğü görmesin. Gözlükle bununla bakıyorsun ya. Zannediyorsun bu beni. bu <laughs> ben değilim ya. Et kemik değilim ya. Ben bu muyum? Çok ayıp olur ya. Burada oturulma. Bu tabut ya. Kutu. Bu kutuda yaşanır mı ya? Nasıl alıştık ya? İnsan müptala ve alıştığı şeyden çıkmak istemiyor. Sanki iyi bir memleket de burası. Burada devamlı kalmak istiyor. Ona burada kutuda kalılır mı ya? Ve anlaşılır burada ya. Ne olacağız? Vefat edince. Odunun içinde gizli olan nuru düşünün. Nur, ışık. Orada kalınır mı ya? Bu adam çıldırıyor zaten ışık. Bir kirbiti çaktı. Fırt diye fırladı adam. Nerede nur? Her yerde. Vefatta da Müslüman her yerde olacak. Burada ne işi var bir yerde? Aman ha burada olalım? Yok her yerde olalım. İşte böyle e, zişur bir sırrı insani, başka zinur bir latife rabbaniye şu kasavetli dünyayı anlatıyor bak. Ne arıyorsun? Neyi nerede arıyorsun? Dünyada ne arıyorsun? Cennet. Oysa dünya neymiş bak? Kasavetli, ezici, sıkıntılı, geçici, zulumatlı, boğucu olan ahvali dünya diye. Altı tane. Bir daha dünyayı sayıyorum. Bir kasavetli ne demek kasavetli kasavet sıkan başka çileli başka kasavetli gamlı devamlı hüzünlü ne derseniz kasavetli ezici dünya üç sıkıntılı sıkıntılı ya dört geçici beş zulumatlı attı şu. Biraz önce 100 sene önce dedelerinden kalma o köy evini sarmaşık sarmıştı, panjurlar kapalı, camlar kapalı. İçi depreme uğramış, duman olmuş. İçeride benden başka herkes var. İlan orada, akrep orada, haşerat orada. El yordamıyla gidiyorsun. Orada yatılır mı ya? Yatar mı? Emin o güvendeyse der misin kendini? İşte iç halim böyle. Allahsız beden Allahsız ruh aynı böyle benzemiyor da gene böyle virane yani. Allahsız yani içi bu. Peki nasıl çıldırmıyor o zaman? İçiyor kardeş. Beş vakit namaz gibi beş defa içiyor adam. Ya, otobüste içer, iş yerinde içer, yatarken içer, kalkarken içer, içerde içer. Duramaz ki. Niçin yapıyor? Aklını şerinden, aklını kurtarmaya çalışıyor. Kendisi kendisinden kaçıyor. Kendisiyle bir an baş başa kalmak istemiyor. Kalamaz. Çıldırır. Onlar bizi şaşırıyor. İçmede nasıl duruyorsun dedi. Bana Alman diyor ya. Siz size hayret ediyorum. Bunu içmede nasıl duruyorsunuz? Kendinizle nasıl baş ediyorsunuz diyor. Kitap okuyan adam. Got diyor. Got diyor. Tuvaletten iş var. Orada için dedi ya. Ramazan için söylüyor. Öyle bir got Allah anlaşı var ki tuvalette olmuyor yani. Tuvalet için şey yaparsan got orayı Allah orayı görmezmiş. Orada için dedi ya. Biraz içerseniz diyor orucu da unutursunuz. Rahat tutarsınız. <laughs> ya. Allah Yani ne kadar olmazsa olmaz değil mi? Keşke Müslümanın namazı da böyle olsa ya. Ya zulümatlı, boğucu olan ahvali dünyevi içinde elbette teneffüse pek çok muhtaçtır. Teneffüse muhtaç değil miyiz? Böyle bir şey. Yani o camı açmaya o viranı var diye evi. İşte pek çok teneffüse muhtaçtır. Ancak namazın penceresiyle nefes alabilir. Namazın penceresi. Namaz pencereymiş. Namaz sonuç değildir. Süreçtir. Pencereyi açtığın zaman güneş girdi. Havayı değiştirdi. Hayatiyete sebebiyet verdi. Da içeri güneş girdi. Of be diyorsun ya. Sonuç mu? Hayır. Bu alemle öteki alemin geçişidir. O onlar oluyor? Pencereyle. Namaz da şahadet ve gayb arasında bir süreçtir, penceredir. Ruh oraya bakıyor. Allah Allah diyor. Vallahi ya Rab sen şahit ol. Namaz gibi lezzeti dünyada ben bir şey bilmiyor. İnanın. Böyle bir lezzeti hayatımda namazdan daha değerli lezzeti bir şey tatmamışım. Her namaz değil ama. İnan gavur. Gavur bunu bilse var elimizden alır. Bu lezzeti. Ya bir alıştı mı ruh? Şöyle düşün. Namaza alışan ruhlar için söylüyorum. Size söylüyorum. Bugün namaza haram olsa kılmak haramdır. Çoğumuz ruh sıkıntısı çekeriz. Alıştık ya. Ya Son şeyi de okuyayım kesiyorum. İnsanın hususi dünyası şu dört tane şeyle ol oluşuyor. Uzundur okumuyorum. Bir, dünyanı oluşturuyor. Kalbini koy. Buradan okuyorum. 273 kalbini koydun mu abi? Hususi dünya. Boş ver Umraniye, İstanbul. Umumi dünya seni ilgilendirmiyor. Sen buhran geçirirken ötekisi umrunda mı ya? O da kahve içiyor. Şu anda azap çeken var. Bizim gezegen dünya garip. Şu anda ağlayanlar var, gülenler var, üzülenler var, sevinenler var, gidenler var, gelenler var. Memnun olan var, memnun olmayan var. iman eden var, etmeyen. Çünkü bir tuhaf bir yer burası yahu. Cennet bile böyle değil ha. Cennet, cennet bu kadar karmaşık değil. İyi ki buraya gelmişiz ya. Her şey burada. Tek boyut cennet, tek boyut cehennem. Burada, iman da burada, küfür de burada. Karanlık da burada, nur da bu. Adam gibi adamlar da burada, kafir zındık da burada. Ne ararsan hep burada. Böyle bir yer lazım. İyi ki gelmişiz ha. Vallahi iyi ki Adem Aleyhisselam'a buraya gelmiş. Gelmeseydi cennet cennet olduğunu bilemeyecekti ki. Şimdi bak. Senin hususi dünyanı anlatıyorum. İstanbul, şey Türkiye, İstanbul Ümraniye. Esas dünya iç alem şu. Koyar mısın? Kalbini koy. Buradan okuyorum. Aklını koy. Amelini, yaşantını koy. Örf, anane, kültür, gene. Yaşantını koy. Kaç etti? Üç. Bir tane de koy. Ne koyacağız? Gönlünü koy. Gönlün nedir abiler? İçsel alem. Vicdani, hissiyatların. Dört tane şey koyuyorum. Bir daha. Kalbini ibadet tamam. Sonra kalbini koy. Aklını koy. Gönlünü koy. Bir de yapıyoruz. Ve onu nasıl kesiyor. Time pekmez karıştıracağız. onu nasıl yiyeceksin. Koy. Ne? Kalp. Sonra akıl. Sonra amel. Amel. Yaşantı. Dört. Gönlünü koy. Bu diyor. Koyduğunu alemin senin alemin bu şekillendiriyor. Bir söylüyorum. Bedeni kanser. Bedeni tansiyon. Bedeni şeker. Ama ruhu cennet yaşıyor. Bu mu? Ruhu seretan. Ruhu namazsızlıkla kanser. Ruhu oruçsuzlukla kanser. Bedeni sağlam olsa ne olur? Bu elimle ne kadar çocuk da yıkamış. Çocuk da gömmüşüm. Yaşlı da gömmüşüm. Bak ruhu seretan. Ruhu kanser. Nedir o? Ruhun kanseri namaz. Ruhun kan namazsızlık oruç yok, hak yok, hukuk yok, doğru yok, yanlış yok. Böyle bir ruhun cesedi sağlam olsa ne olur? Dokuz yüz sene yaşasan, bin sene yaşasan ne olur? İngiltere'de rezil, kıçı bile gözüküyor ve mumyalı değil. Firavun'un cesedi. müzede gördüm ben. Kıçı da gözüküyor namussuzun. Her şey açık. Kepaze alemle dükkan. Yani tarihe kepaze olmuş. Her şey ya çürümemiş duruyor. Kılları da duruyor. 350 sene yaşamış. <laughs> Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 63 sene yaşamış. Ötekiler kıçını çekiyorlar fotoğrafla. Affedersin. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam milyonlar insan ziyaret ediyor. Görüyor Demek ki insanın hususi iç alemini kalp, akıl, amel, gönül. Bunu bütünsel yapan namaz. Namaz Aklımızın, kalbimizin, gönlümüzün, ruhsal alemimizin, alevimizin gaybtan beslenmesine sebep olan menfez pencere namazdır. Namaz yok, aynı şeye benziyor. İç alemde İstanbul denen bir şehir veya devlet var. Hiçbir şeyinin kuralların işlemediğini. Herkes her şeyi serbest yapma, yetisi ve yetkisine sahip olduğunu hak hukuk olmadığını böyle bir şehirde yaşamak ister misiniz? Madem isteyemezsin, iç alem bundan daha koz. İstanbul'dan daha fazla sokakları var. içte. daha fazla bina var, daha fazla insan yaşıyor, daha fazla kişiler, düşünceler var. İç alem nihayetsiz. Emelleri, arzuları, teessüfleri, istekleri reddettikleri işte bunları dengede tutup ahenkli bize yaşatan kuralı yaşamaktır. Disiplinli yaşamaktır. Onu da bize gösteren, bütün fahşadan alıkoyan namazdır. Namazı yok, biraz önce anlattığım gibi o alem hususi dünya çökmüş. Nasıl yaşıyor? Uyuşturmuş. Sen anlamazsın. Sen ben anlamayız. Uyuşturmak ne demek? Gavurun dediği gibi. Ya bunu diye içmeden nasıl dedi durabiliyorsun? Ben de sana şaşırıyorum biliyor musun? Ben de sana şaşırıyorum. O bana şaşırıyor. Benim de iç, bir şey iç, benim senin içkin nedir? Nasıl nasıl rahat ediyorsun? Nasıl uyuşturuyorsun? Namazla dedim. Namaz adam uyuştum Vallahi içeride bir şeyler oluyor. Keyif alıyorum. Sen içeriden kaçıyorsun ben içeriye geçiyor. Ben içeride yaşıyor. Beden olsa da olur, olmasa da olur. Bak diyor. Sen içeriden kaçmak için, kilitlemek için, hep dışarıda olmak için kapını kilitledin. Bununla Aklını kilitledin, kalbini de kilitledin, uyuyorsun. Fak, fak balığı gibi. Ben tam tersine içi kontrol altına alıyorum bununla. Allahu Ekber. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi bu namazın anlatılan namazın hakikatına bize vasileyle. Ya Rabbi bizi ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bizim dua edeceklerimizi, söz verdiklerimizi, bize dua edenleri. Ya Rabbi iki cihanda aziz eyle. Onlara da böyle bir namazı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım İslamiyet'e, Müslümanlara, Gazze ve Bilad İslam'a yardım eyle ya Rabbi. Yardım edenlere yardım eyle ya Rabbi. Düşmanlık edenleri de kahhar isminle karu perişan eyle ya Rabbi. Hizmeti imaniye, Kur'aniye'de ayağımızı kaydırma ya Rabbi. Kaygan bir dünyada, kaygan bir fıtratta, kaygan bir hissiyatta, kaygan bir zeminde kaymayacak bir hakikati bize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi devamlı değişen ve dönüşen bir kalp. Allah'ım kalbimizi değiştirmeden dinin üzerine sabit kıl ya Rabbi. Bizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi çoluk çocuğumuzdan evladı alemizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Allah'ım bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen rahmetinle bizi unutma ya Rabbi. واخر دواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلوات